Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDD'lerim Akırcan. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Daha önce söz verdiğim gibi Metro serisine devam ediyoruz. Şimdi ikinci oyunuyla devam edeceğiz. Sizinle birlikte olacağız. Ama ondan önce birinci oyunda da gösterdiğim gibi Metro'nun biraz hikayesiyle ilgili ufak bir ön bilgi vermek istiyorum. Şimdi Metro normalde şu gördüğünüz kimmiş? Dmitri Lukovski'nin eseridir. 3 kitaptan oluşur. 3 tane de oyunu var. Fakat oyunlarla kitaplar başta birlikte aynı şekilde devam etmesine rağmen sonralarında şey oluyor. Sonrasında hikayeli oyun farklılaşıyor imiş. Ben kitabı okumadım. Oyunun da birinci oyunu bitirdik. İkinci oyun içinde birlikte oynayacağız. Şimdi birinci oyunda da bunu biraz anlatmıştım. İkinci oyunda da anlatmak istiyorum. En azından hani birinci videoyu izlemeyen, birinci seriyi izlemeyen, ikinciyle başlayacak olanlar için de bir ön bilgi olmuş olsun. Şimdi Metro serisi neyi anlatıyor? Arka tarafında, kitabın arkasında yazan kısımdan size biraz okumak istiyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ardından dünya yok olmuş. Radyoaktivite yeryüzündeki normal yaşam izlerini silmiştir. Tüm yerleşim yerleri birer hayalet kenti haline gelirken mutant canlılar etrafta kol gezer olmuştur. Bu felaketten kurtulan bir avuç insan dünyanın en büyük nükleer kalkanı olan Moskova metrosuna sığınmıştır. Burada kurdukları dünya, metro istasyonu farklı ideolojilerin hakim olduğu birer şehir devlet haline gelmiş. Geleceğe dair hiçbir umudu olmayan insanlar yalnızca günü kurtarma derdine düşmüştür. İşlerinden yalnızca biri, Artrium adlı genç, bir hayalin peşinde koşar. Radyasyon seviyesi düştüğünde yeryüzüne geri dönmek ve insanca yaşamak. Peki Artrium bir kahraman mı olacaktır yoksa büyük bir yanılgıya adım mı atacaktır? Yanıtı bulmak için metronun karanlık tünellerinde upuzun bir maceraya hazır mısınız diyor. Kitabın arka tarafında yazan bu. Güzel bir kitap. 3 cildi, 3 kitabı bir araya getirmiş şöyle güzel resimler olan bir kitap efendim bu. Okumak isteyenlere indirim zamanları oluyor bazen. Amazon'da oluyor, başka sitelerde de oluyor. Almasını tavsiye ederim. Normalde Metro 2033, Metro 2034 ve Metro 2035 şeklinde 3 ciltten oluşan bir kitap ama dediğim gibi böyle tek cilt halde de triloji halde de alabiliyorsunuz. Okuduğum şekilde 3. Dünya Savaşı olmuş. Nükleer füzeler ateşlenmiş. Herkes birbiriyle savaş içine girmiş. Birbirlerini öldürmüşler vesaire. Geriye de az sayıda insan kalmış. Sovyetler döneminde bu nükleer savaş tehditinin daha yoğun olduğu, daha yüksek olduğu iki kutuplu dünya döneminde Sovyetler Rusya'nın Moskova'nın altına büyük çapta sığınaklar hazırlamış ve metrolarla bunları birbirine bağlamış. Yani oynadığımız oyunda metrolar aynı zamanda gerçekte de birer sığınak olarak hazırlanmış yapılar. Ve savaş çıkınca bir kısım insan buraya kaçmayı başarıyor ve burada hayat sürüyor. Birinci oyunda da Atrium isimli genci oynuyorduk, canlandırıyorduk. Yüzeye çıkma hayali vardı. Bir savaşçı arkadaşı, savaşçı bir kişi bunların şehrine geliyor. Atrium'dan yardım istiyor ve Atrium bunun üzerine onunla birlikte yola çıkıyorlar. O gittikten sonra arkasından ona söz verdiği gibi yola çıkıyor. Onun mesajını Miller isimli bir genç, Hunter gelen arkadaşın ismi. Hunter'dan gelen mesajı Miller'a iletmek için bir yola çıkıyor ve birinci oyunda aslında onu oynuyoruz. Sonra Miller'la birlikte yeryüzündeki bir yüksek kuleye çıkıp oradan roket için GPS hedefini belirliyoruz ve GPS sayesinde füzelerle bir bölgeyi vuruyoruz. Peki bu vurduğumuz bölge nedir? Vurduğumuz bölge Karaderililer isimli hayalet benzeri telekinezi, telepati gibi güçler olan korkunç yaratıklara karşı bir savaş veriyor insanlar metrolarda. Radyasyonla mutantlar oluşmuş. Hayvanlarda mutasyonlar geçirmişler. İşte küçük fareler devasa farelere dönüşmüş. İşte küçük yarasalar dev yarasalara dönüşmüş. İnsanların bir kısmı da bu mutasyon sonucunda insan olduğunu tahmin ediyorum. Ben hani ne olduğunu tam olarak oyunda size söylemedi. Birinci oyunda söylemiyor. İkinci oyunda belki öğreniriz bilmiyorum. Bu karaderililer insanlardan çok üstün özelliklere sahip. Onların zihinlerini ele geçirebilen, işte görünmez olabilen vesaire canlılar. Oyunda bize fenomeni diyor. Yani ne olduğu tam bilinmeyen ürkütücü varlıklar. Bu varlıklarla savaşıyor insanlar fakat sürekli kayıp veriyorlar. Bazı şehirler ele düşüyor, metrodaki bazı bölgeler ele geçiriliyor. Bunun üzerine Karadelilerin yaşadığı düşünülen bölgeye füze saldırısı yapılıyor. Miller'ın amacı bu. Hunter'dan giden mesajla birlikte Miller isimli komutanın amacı bu, askerin amacı. Ve biz de Miller'a yardım ediyoruz. Onun bir nevi askeri oluyoruz.
Şimdi ikinci oyunda neler anlatacak bilmiyorum. Atrium en son kulenin tepesinde kalmıştı. Ölümle yaşam arasında bir mücadele verdi. Fakat devamında ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ikinci oyunda Atrium'un başına neler geldiğini öğreneceğiz diye düşünüyorum. Ayarlarını yaptım ve oyunumuza başlayabiliriz. Başlayalım bakalım. The Dark Ones came much later, from the garden's direction. The Dark Ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. Karadelilerin şekli şu gösterdikleri şekilde. Elleri uzun, insanımsı vücutları var ama insanlardan daha uzun ve büyükler yapı olarak. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. What the? What happened? Shit! Shit! What's going on here? Wake up, Artyom. It's me, Khan. Khan yaşamaya devam ediyor. No wonder, after all you've been through. Listen, I have... Şimdi şöyle bir şey açıklamak zorundayım. Artyom'un bu kara delilerle aralarında değişik bir iletişim var. Kara deliler Artyom'a zarar vermiyor, öldürmüyor. Belki Artyom'un kafasındaki düşünceleri görebiliyorlar. Bu da şu, hani yüzeye çıkıp yeniden yaşamak istiyor ve büyük ihtimal kara deliler de bunu istiyor. Ve Atrium'un bu hedefinde ilerlemesi için ona zarar vermiyorlar diye düşünüyorum. Ya da başka bir aralarında duygusal bağ var. Bilemiyorum hani ne olduğunu. Kaan'ın özelliği de şu. Şu an bizimle konuşan arkadaşımızın. Efendim, konuşan arkadaşımızın özelliği şu. Bazı büyülü sözler söyleyip, dua benzeri şeyler söyleyip bu kara delilerin arasından geçiyor. Ya da onları kendilerinden uzaklaştırabiliyor. Kaan'ın böyle bir üstün özelliği var. Bizim de kara delilerle az önce bahsettiğim tarzda bir şey var. Kara deliler sizin zihninize girip size normalde olan şeylerden farklı şeyler gösterebiliyorlar. Hayali bir dünya kurup sizi hipnotize edebiliyorlar. Az önce yaşanan oydu. Mesela arkadaşımızı öldürdük ama kara deliler bize onu bir yaratık gibi gösterdi. Onlara ateş ettik. Aslında arkadaşlarımıza ateş ettik. Ve bir arkadaşımızın kafasına o tahtayı sapladık. Aslında olan şuydu. Kara deliler bizim zihnimizi bulandırdı ve bir arkadaşımızın ölümüne sebep oldu. Incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, before you launched the missile strike against them. Khan! How the hell did you get here? Get out! Now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a... Bu ara Miller, Sparta isimli bir askeri gücün başındaki kişi. Büyük ihtimal biz artık Sparta'ya katılmış durumdayız. Sparta'da işte şu an metro istasyonlarındaki en gözü pek
Korkusuz grubun ismi. Classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag. I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. Bu bizim görev listemiz. Çakmağımız şeyleri yakmamıza yarıyor. Örümcek ağlarını yakmamıza yarıyor. Ayarları biraz değiştirebiliriz. Ayarlar, hassasiyet, kontroller, klavye, değil, fare. Hassasiyeti en düşük seviyeye getirelim. Geri. Bu da çok oldu. Ayarlar. Kontroller, fare. Belki bir tık olabilir. Biraz daha iyi. Evet, biraz daha iyi. Çok hızlı olunca beni rahatsız ediyor şey. Böyle olması. Dolaplardan bir şey alamıyoruz. Yolumuza devam edelim. M'ye bastığımızda şöyle kara delikanlı Miller'le görüşmesine kadar izle. Tamam. Burası tabi askeri bir yerleşke olduğu için pek çok çocuk yok. Привет, Артём. Артём was one of the men who found D6. They gave him a Ranger's badge on the spot. It's nice for him. I had to spend 2 years as a cadet before they accepted me into the order. Well, anyway, where were we? They can keep dreaming at the Metros. For me, it still feels like every patrol outside could be the last. Did you hear what happened to Romano's group? This is Metros. Romano, gerçi. Tuvaletler ortak, banyo da ortak. Banyo yapıyor arkadaşımız. Come on, you have 5 more sets of 30. Look at those two rookies. Pathetic. No wonder the colonel ordered training time double. The marshes are easy. Just look for the markers and flags and walk along them so you don't drown. A child could do it. Well, okay, the shrimps always gave me good. But come on, what could take a whole squad down? No idea. They found Romanovs alone at the church, sitting on the floor praying. Since then, he doesn't eat, doesn't react to people. He just speaks to God. But Romanov's not expecting an answer. Evet, biraz dinsiz imansız bir grupmuş bu. Evet, müziğimizi çaldık. Selam dostum. Welcome to the armory. Hoş bulduk kardeş. You're a ranger now, huh? Evet. We must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. Vallahi çok işe yarar ya. First things first. Tabii. Güzel. Can't make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to boil water. 20 yıl geçmiş savaşın üstüne. Down here in the metro too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Eyvallah, başka? Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advance salary for this month. Remember, your pay is in military grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Alright, now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want and try them out on my range. Rangers usually carry up to 3 weapons, Artyom, and the choice of those is completely up to you. Aynı silah benziyor. Klasik savaş tarzı tüfeği çok yaygın olmasına rağmen metro performans ünitelerine dolayı rağbettir. Çok hızlı savaş kalma hafif makinelere sahiptir. Çok hassastır. Aynı zamanda geri tepmesi oldukça azdır. Bunu alalım. Özelleştirelim bu silahı. Tamam, bunu da takalım. Şuradan yeni bir silah seçelim. Tüfek olsun. Özelleştirelim.
Rifles are good for long range targets, but you don't want to get caught with your pants down or something creeps up behind you. Heh, tabanca. Bak, pompalı alalım. Shotguns are always good for stopping power at close range. Just don't go trying to snipe with one. Abi tabancaya susturucu takıyoruz. Tüfekleri niye takamıyoruz? Şimdi değiştirelim abi. Sturdy, reliable and... Tamam, böyle daha iyi. Ha, şu tüfek iyi olurdu ama. All right, head over to my range and try out those guns. Come back if you want to try a different gun. What are you aiming at? Bir şeyiz ya. Put on the show for me, huh? Try out the rest of the weapons you chose. Even if I have to blind you bastards myself. Now get out of my sight. Try shooting with the center of the regular dummy jet. Good shot. Now shoot the armor dummy. Now that the defense is going to take more bullets to penetrate that armor. Look for sparks to go into the armor target. Try a headshot. That's a critical hit. Look for the defense. Kurşunlarımızı geri aldık, dur. Neyse. Kurşunlarımız full. İyi silahlar aldık. Dün şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Normalde tüfekle alabilirdim. Neden bu silahları seçtim biraz size bahsedeyim. Tabanca kurşun en çok bulması kolay silah. Mesela tüfeğin kurşunu hep bulamayabiliriz ama tabancanın kurşununu genelde bulabiliyoruz ölülerden vesaire. Bu nedenle tabancayı seçtim. 3 tane farklı kurşun tipi kullanan silah seçtim. Hani mesela 3 tane aynı tip kurşun kullanan silah seçtiğimde, çatışmalara girdiğimde, o kurşunlar bittiğinde 3 silah da işlevsiz hale geliyor. Onun için birbirinden farklı kurşunlar kullanan 3 tane silah seçtiğimizde böylece silah cephaneliğimiz daha fazla oluyor. Tabancayı seçme sebebim buydu. Yani çok daha kolay kurşunları bulunuyor. Tek atış tüfek değil de keleşi, yani AK-47'yi seçmemin sebebi seri atabilmesi, bazen çok fazla düşman geliyor. Onları halledebilmem için. Diğeri de pompalı zaten. Yani aynı tüfekten iki tane almıyor diye bir tane de pompalı almış. Bence en ideal üçlü bu. Pay no attention to this clown, Alex. Open the gates. Have you heard about Lesnitsky? What are you talking about? Check with the guards at the lab. Shit. What the hell did he do? Here you are. Opening up. Yalnız adamları güzel modellememişler mi? Ne bir fazla ne bir eksik. The tombs of ancient kings were filled with whatever they might need in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Aa, biz burayı açtık ya. Cut that shit out. Burayı biz almışız yani, burayı temizlemişiz, ele geçirmişiz. Burayı yoktu eskiden. The things in D6 are like what a conqueror took with him beyond the grave. Cold steel and wild steeds and treasures untold. Of course, the tomb raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts. Or their own greed. Come, will you shut up or what? Hey, I heard that Lesnitsky did something. What happened? Nobody knows. Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Burası birinci oyunun sonunda ele geçirdiğimiz bölge. Buraya girmek için çok zorlanmıştık. Çok zor girdik buraya. Going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still can. All right, let's go. Bir bakalım. Evet. Birinci videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Serimiz sonraki videolarla devam edecek efendim. Bay bay.